Afyon deyince akla ne gelir? Manda maymun. Sevgili seyirciler, Afyon Karahisar'ın tarım fuarının birincisi düzenleniyor. Tabii ki hayvancılıkla da Afyon Karahisar'da çok güzel şeyler yapılıyor. Yanımızda çok çalışkan bir başkanımız ve başkan yardımcımız var. Yeni kurulmuşlar, gayret ediyorlar. Amaçları da Afyon ili Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliği olarak bu bölgedeki manda yetiştiricilerine faaliyetler olarak güzel şeyler sunmak. Yanımızda da birçok Afyonlu böyle başkanımızı şimdi can kulağıyla dinliyor. Efendim öncelikle tebrik ederiz. Sizi tanımak istiyoruz. İsmim Ömer Kelem. Küçük Çobanlı köyü nüfusuna kayıtlıyım. 12. ayın 11'inde evet. Olağanüstü genel seçimle yeni başkan adayı oldum. Arkadaşlarla beraber. Yönetimimiz burada mı? Burada evet. Evet. Ne güzel. Muhasip Mehmet arkadaşımız Mehmet Kurt tarafından. Evet. Yusuf Saygılı. Yusuf Saygılı. Küçük Çobanlı köyünde ikametgah ediyorum. Evet. Bazı arkadaşlarımız gelemediler yoğun iş nedeniyle. 2-3 tane daha yönetim kurulu arkadaşımız var. Evet. Çay'dan, Eber'den Aziz Karadeniz kardeşimiz var. Çay Merkez'den Bayram Kartal kardeşimiz var. Bir de Küçük Çobanlı köyünden başkan yardımcımız bugün beni biraz bocalattı. Evet. İsmail Ertokuş var. Aynı zamanda bacanağım. Adnan Sağlam var. Biraz önce buradaydı. Çalıştığı için gitti. 7 kişilik bir yönetim kuruluyla bu işe soyunduk. 4 aylık dönemimizde Sayın Mustafa Tekerli hocamız, evet, üniversitede veteriner hekim, zootekniği ana bilim dalı başkanıdır kendisi. Evet. Onun proje önderliğinde mandayı projelendirmeye koyduk bu yıl. Evet. Bu yıl hayvan başı üreticilerimize 500 TL para desteği yap 2011 yılı için. 2012 yılı için ise burada da yazdığı gibi yapmış olduğumuz broşürde de bunu tanıttık. Manda başı, anaç manda başı 650 TL destek verecek. Yaptığımız işte bu 4 aylık dönemde yaptığımız şeyler, bizim büromuz yoktu. Biz 2008 yılında kurulmuş bir birliğiz. Evet. 2011 sonuna kadar hiçbir faaliyet yoktu. Yani kuranlardan Allah razı olsun şimdi, onları işe etmeyelim. Faaliyet yoktu. 4 aylık dönemde yaptığımız faaliyetler bizim burada. Evet. Afyon Karahisar Merkez'de bir büro açtık. Evet. İrtibat büromuz var. Evet, irtibat büromuz var. Büroda çalıştırılmak üzere bir eleman aldık. Bir adet bilgisayar, laptop, yani büroyu faal hale getirdik. Faal hale getirdiniz. Proje desteklemesinden ise araç aldık. Aracınız var, evet. Aracımız, onu göstereceğiz. Var. Kantar aldık. Evet. Malak tartım için, malaklar bir yıl boyunca dartılacak. Annelerinin süt verimleri yüksek olan mandaların yavruları ve et verimi yüksek olan mandaların yavruları damızlığa bırakılacak. Sattırmayacağız. Yani ıslah olarak bundan sonra 5 kilo süt alan 10 kilo süt alması için gayretli bir şekilde uğraşacağız. Çalışacağız ve o damızlıkların, işte o yüksek verim veren mandaların yavrularını damızlığa bırakacağız. Evet. Irkını yükseltmeye çalışacağız. Devamlı ırkını yükseltmeye çalışacağız vatandaşımızın elinde. Bütün üyelerimize tebliğ ederek bunları tek tek yönetiyoruz yani. Evet. Ulaştırıyoruz bir ulaşım olarak. Evet. Irk olarak. Irkı memnun olmadığımızı, biz onu şeyden çıkar diyor, tedavülden. İri yapılı mandayı irileştirmek neslini, hem de süt verimini artırmak. Zaten aylık şu yapmış olduğumuz defterde. Evet. Aylık birlik defteridir. Bu 5 yıllık, her yaprağı bir manda için 5 yıllık süt kayıt defteri. Her ay bir sefer üreticilerimiz süt ölçümlerini yapacak. Buraya yazacak, toplamını yazacak. Burada da malak kayıt defteri. Malağın numarası 5 yıl boyunca da malak. Evet. Malağın yavrusu burada kontrol altına alacak 5 yıl boyunca. Evet. Bu 5 yıl sonra da bu defter inşallah ilerlediği zaman bu defterin sonunda kötü mandalar. Zaten Mehmet Bey, yani şu defterde üretici kendisi de görecek yani. Eskiden görmüyordu. Şimdi dartacak ayda bir sefer. Bir ay sonra dartacak, tekrar yazacak. Yazdığı zaman bakacak, diyecek ki ya benim bu manda bu ay niçin az süt verdi bu ya? Bu kadar az verdi. Yani kendi de takip edebilecek. Her üyemizde bir tane bundan var. Bir tane de birliğimizde var. O çok güzel. Üye kendisi de takip. Kendisi de takip edebilecek. Biz de takip edebileceğiz. Şimdi bu bölgemizde ne kadar manda yetişiyor? Şu anda projeye katılan 1170 tane mandamız var. Evet. Proje içine girmiş olan 2 yaş ve üzeri anaç manda. Evet. Ama bu 2011 yılı için. Bu yıl
1500 hedefliyoruz. 1500'ü de geçeceğiz inşallah. Küme halinde sığır şu anda dışarıda. Gidip çekimlerini yapacağız onu inşallah. Evet inşallah. Yani çay merkezde de var arkadaşların. Evet. Çay merkezde de çok mandamız var. Hemen hemen 1/3'ü falan da çayda. Manda sayısının. İnşallah bunlar çoğalacak. Çoğalacak inşallah. Amacımız o zaten. Çayda çoğalıyoruz zaten. Destek de veriyoruz. Köy TV'lere önce hepinize çok teşekkür ederiz. Biz memleketimiz için ve Afyon ili için uğraşmamızda bütün vatandaşımızın, üyelerimizin mallarını çoğaltmak, bu manda yayınlatmak burada. Kaymağımız olsun, peynirimiz olsun, yoğurdumuz olsun. Bunlar çok bir lezzet bakımından. Kolesterol yok. Çok düşük, çok verimli. Evet. Her şey için yoğurdumuz, sütümüz, her şey için, mandamızın eti için. Etinde bunu... sıfır kolesterol. Evet. Şu anda et çok ucuz yani. Evet. Yani kötü. Peki problemleriniz ne? Onları da buradan aktaralım ki siz buradaki sadece kendi adınızda değil, Afyon bölgesinde ne kadar manda üreticisi varsa hepsinin adına konuşuyorsunuz. Başkan şunu da söyleseydi derler şimdi ekran başında evet, seyredenler. Doğru. Onu da söylesen şimdi o zaman. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Baştan kaymak hakkında söyleyelim. Yani bizim şu kaymağımızın değeri manda 10 kilo süt verir. Evet. İnek 40 kilo süt verir. Ama mandanın kaymağı inekten iyi olur. Şu anda krema kaymağı çoğaldı Afyon'da. Evet. Yani biz zaten buradaki yapacağımız ve önümüzdeki hedeflerimiz diye bir tablo evet. belirledik. Önümüzdeki dönemde belediye başkanımızdan da bunun sözünü aldık, arsa sözünü. İnşallah evet. yani arsamızı temin edersek ilk amacımız bir adet arsa temin edilmesi. Evet. Ondan sonra Afyon'umuzun simgelerinden manda kaymağına patent alınması ve pazarlanması. Evet. Amacımız bu. Bizim amacımız da bu 8 yıl içerisinde bu işletmeyi kurup kendi ayaklarımızın üzerinde durup yani kendimizi idare edebilmek. Evet. Amacımız çay ilçesinde... o. Çay merkeze bir büro açmak. Üye sayımızın 200'e, anaç manda sayımızın ise 5000'e çıkmasını hedefliyoruz biz. Yeni bir araç daha alacaksınız o zaman. Evet, aracımız da olacak inşallah. Amanin, amanin, amanin yandım. Tiridine, tiridine, tiridine bandım. Bedava mı sandın, para verip aldım. Tiridine, tiridine, suyuna da bandım. Amanin, amanin, amanin yandım. Tiridine, tiridine, tiridine bandım. Bedava mı sandın, para verip aldım. Tiridine, tiridine, tiridine bandım. Afyon'a bağlı Merkez Küçük Çobanlı köyünün arazisinde burada Afyon kaymağının meşhur üretildiği köyün hemen yakınındayız sevgili seyirciler. Arkamızda alabildiğine gördüğünüz gibi manda sürüsü var. Onlar da böyle meraklı olarak bizim röportajımıza katılmak istiyorlar. Onlarla biz konuşamıyoruz ama burada sürüyü güden arkadaşla konuşacağız. Aynı zamanda burada Afyon ili Damızlık Manda Üreticiler Birliği'nin yöneticileri var. Efendim merhabalar, sizi tanıyalım. Teşekkür ederim abi. İsmim Ahmet Tınastaş. Ne zamandan beri bu mandaları gidiyorsun? 10 gün oldu abim. Buraya geleli. Küçük Çobanlar Köyü'ne. Nisan'dan itibaren güdülmeye başladı. Evet hocam. Kaç ay güdülür mandalar dışarıda? 7 ay güdülür hocam. 7 ay güdülür. Sabah kaçta çıkarıyorsun? Sabah 10.30 gibi falan çıkarıyorum. Akşam kaçta götürüyorsun? 6-6.30 gibi. Peki mandalar uyumlu mudur genelde? Genelde uyumludur hocam. Uyumludur. Toslama falan yapmıyorlar değil mi? Yok hocam. Öyle bir şey yok. Şimdi burada ıslah çalışmaları yapılırken öbür tarafta da mandaların erkekleri oluyor. Mandaya işte daha iyi bir şekilde üretime kazandırmak için bir çalışma yapılıyor. Dölleme de yapılıyor herhalde aynı zamanda. Evet hocam yapılıyor. Yapılıyor. Yapılıyor hocam. Peki akşam götüreceksin ondan sonra da savacaklar. Evet hocam savacaklar. Peki teşekkür ederiz, sağ olun. Sağ olun teşekkür ederim. Zorluklarınız ne? Zorluk var mı? Var hocam. Nedir? Bizim meralamız dar. Evet. Artı yaylımımız yok. Anladım. Evet hocam. Burada bir de bizim şu kanalımız var. Buraya bir köprü istiyoruz biz. Ha. Öbür tarafa geçirmek için. Öbür tarafa geçirmek için. Evet hocam. Anladım. Arada bir dere var. Evet. Dere buraya sınır. Mandalar geçemiyor. Yaylım alanında daralıyor. Yaylım alanı daralıyor. Artı hocam malın kırılma tehlikesi var burada. Ha, düşme tehlikesi. Evet. Evet. Düşme tehlikesi. O yüzden var. Köprü istiyorum ben. Evet. Köprü yapılsa herhalde mandalar çok rahat olur. Tak çok faydalı olacak. Çok faydalı köprü. Olacak. Biz köprüyü istiyoruz devamlı köprüyü yani. Köyünüzün nüfusu ne?
Bin kusur. Bin kusur. Aşağı kaç hane? 110. 110 hane. Peki emekli olanlar da böyle geri geliyor sizin gibi mandacılık yapıyor. Zaten biz Afyon'a yakın bir köy olduğumuz için Afyon merkezde durmuyoruz, köyümüzde duruyoruz. Geri dönme derken geri dönmüyoruz. Devamlı. Her hane burada mandacılık yapar mı? Yapar. Her hanede aşağı yukarı %99'unda vardır. %99'unda var. Çünkü bu köy sağımdan geçinen bir köy. Her evden hiç çıkmazsa 10 tane kaymağı pazara satmaya götürürler. Peki sizin burada yaptığınız manda kaymakları 3 gün hakiki manda kaymağı olduğu zaman ekşimiyor, dayanıyor. Bir hafta. Bir hafta kesinlikle ekşimi olmaz. Nasıl yapılır manda kaymağı? Kaymağı sütünü sağıp 2,5 litreli tavalarımız vardır. Evet. Altı geniş, bakır ve kalaylı. Evet. Altı geniş, üstü dardır. Yarım tava koyarsın, onu bir pişirirsin. Yavaş ateşle. Yavaş ateşle. Akşamleyin tekrar üstünü doldursun. Sabahleyin tekrar üstünü doldursun. Ağzına kadar tavanın dolu. Onu bir daha pişirirsin. Evet. Bunu düzgün bir mendille terlemeye vurursun. Evet. Terlemeden sonra soğur. Soğuduktan sonra akşamleyin saat 10'da buzdolaplarımız vardır. İsos yapma. Evet. O dolaplara tavaları yerleştiririz. Sabahleyin saat 6-6.30 dedimin herkesin kaymağı kesilmiş olur. Tavalar bu kaymak bir hafta. Bu bir hafta kesinlikle bu kaymakta bir şey olmaz.